Merhaba çocuklar, nasılsınız? Çok iyi izlediğinizi duyar gibi oldum şu anda. Şimdi 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımız için hep birlikte tişört tasarlayacağız. 23 Nisan 1920 yılında Türkiye Büyük Millet Meclisi kurulmuştu ve biliyorsunuz ki çocuklar, Mustafa Kemal Atatürk bu bayramı size armağan etti, tüm çocuklara armağan etti. Bugün 23 Nisan günü sizin gününüz, sizin en mutlu gününüz, en heyecanlı gününüz. O günde giyebileceğimiz tişörtü şimdi hayal gücümüzle birlikte tasarlayacağız. Haydi o zaman hep birlikte başlayalım. Şöyle benim elimde bir tişörtüm vardı. Ekstra tişört almanıza gerek yok. Elinizde olan ve değerlendirmek istediğiniz bir tişörtü de kullanabilirsiniz baskı için. Baskı malzemelerini de hazır, almanıza gerek yok. Yine elimizde olan malzemelerle benim şöyle bir süngerim vardı. Bundan farklı farklı şekiller elde etmek istedim, kestim. Elde etmek istediğim şekilleri tasarladım. Pompon baskısı yapabilmek için pomponlarımı yapıştırdım. Ve boya da parmak boyası kullanmak istedim ben. Ama sizin elinizde tişörtünüzü, kumaşınızı boyayabileceğiniz hangi boya varsa bunu kullanabilirsiniz. Parmak boyası kullanmak isterseniz, parmak boyanız yoksa bunu yine evimizde olan günlük kullandığımız malzemelerle yapabilirsiniz parmak boyanızı. Kendiniz de elde edebilirsiniz. Ve sonucunda istediğimiz tişörtü tasarlayabiliriz. Hatta biz kızımla şu şekilde bir tişört tasarladık. Kızımın kendi yaptığı tişört. Herkes kendi hazırladığı tişörtü 23 Nisan gününde giyecek. Hep birlikte bu heyecanlı günde mutluluğumuzu paylaşacağız çocuklar. Şimdi o zaman haydi başlayalım artık. Ben bütün dünya çocuklarını el ele hayal etmek istedim çocuklar. Bu şekilde hayal ettim. Bütün dünya çocukları el ele dünyanın etrafında. Dünyamı hazırladım. Sonrasında yeşil ve mavi boyalarımı kullanarak tişörtümü tasarlamaya başlıyorum. Pompon baskısı yapacağım öncelikle. Benim şu an boyalarım kurumadığı için bazı kısımları birbirine karışıyor. Siz öncesinde hazırlayacağımız için 23 Nisan gününden bekleyerek, boyaların kurumasını bekleyerek tamamlayabilirsiniz çocuklar. Tamamladıktan sonra çocuklarıma geçiyorum. Evet, dünyam bitmek üzere. Sizin neler hazırlayacağınızı çok merak ediyorum. 23 Nisan dendiği zaman aklınıza ne geliyor? Neler hissediyorsunuz? Ne olmasını istiyorsunuz? Çok merak ediyorum. Bakalım nasıl tişörtler hazırlayacağız? Sabırsızlanıyorum o gün giymek için bu tişörtümüzü.
çocuklarına sıra geldi. Şimdi bu rengarenk hangi renkten başlasam? Elimle baskı yapacağım. El ele tutuşan çocuklar hayal ettim çünkü ben tişörtümde. Bu yüzden şöyle. Kırmızı boyamla başlamak istiyorum. Şöyle hemen boyayı bastırmalıyım ki boyam kuruduğunda tam olarak çıkması için. Şöyle çok sevdiğimiz boyalar eminim ki, çok boyarken zevk aldığımız, eğlendiğimiz boyalar. Ben de sizin gibi hissediyorum. Çok seviyorum bu boyaları. Evet, rengarenk çocuklarım için. Rengarenk ellerimi. Koyuyorum. Ve heyecanla bastıracağım. Bakalım. Dünya çocuğumun eli nasıl olacak? Şöyle elimi evet sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Evet, bakalım. Evet, şöyle çıkardım elimi. Tekrar kırmızıdan devam etmek istiyorum ben çocuklar. Evet, kırmızı. Evet, sarı boyamla tekrar elimi boyuyorum çocuklar. Bakalım siz neler tasarlayacaksınız? Çok merak ediyorum. Yeniden ellerimi yıkadım. Şimdi de hangi renk yapsam. Evet. Şimdi de turuncuya boyuyorum. Elimde olan bütün renklerimi kullanmak istedim dünya çocuklarımla.
O yüzden istediğim gibi boyayarak baskımı yapıyorum. Yine konuştuğumuz gibi siz istediğiniz şekilde tasarlayabilirsiniz. İsterseniz baskı ile, isterseniz fırça ile. Tamamen sizin hayal gücünüze kalmış. Evet, diğerini de tamamladım. Şimdi yine şöyle baskımı yapmak istiyorum. Evet, yine sayıyorum. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 ve 10. Çocuklar, şimdi dünya çocuklarımın tişörtlerin üzerindeki bayrakları tamamlamak istiyorum. Şu şekilde onların da tişörtlerinin olduğunu hayal ediyorum ve bayrağımızı tamamlamak istiyorum. Evet, şöyle malzemelerimle hazırladım. Baskılarımdan da etrafı yapabilirim. Şöyle bir tanesini alıyorum ve evet, şöyle biraz etrafa dokundurmak istedim çocuklar. Biraz şuraya. Hatta evet, şöyle de çıkıyorum. Bir tane daha alıyorum.
Evet, tişörtüm hazır çocuklar. Şöyle sizinle de paylaşmak istiyorum. 23 Nisan'da sizin bu en mutlu ve en heyecanlı gününüzde giymek için tişörtüm hazır. Ben bu şekilde bütün dünya çocuklarını el ele tutuşuyor olarak hayal ettim ve tişörtümü buna göre tasarladım. Sizler de hayal gücünüzle istediğinizi yapabilirsiniz, istediğinizi tasarlayabilirsiniz. Ve 23 Nisan'da hep birlikte tişörtlerimizi giymek için hazır olacağız. Şimdiden sabırsızlıkla ve heyecanla bekliyorum. Yeniden gününüz kutlu olsun çocuklar. Hepinizi sevgiyle kucaklıyorum.